360 ekranlarında Yerel Gündem programına hoş geldiniz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi Hizmet Tanıtım Çadırı'ndayız ve konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok az kaldı artık iftar vaktine de. Evet. Nasılsınız? Bugünler çok yoğun geçiyor. Ben İstanbul gibiyim diyorum. İstanbul'un güzelliğini hissettirme anlamında. Tabii ki yoğun programımız var. İstanbul bir şehir değil, bir ülke gibi değerlendirmek lazım. 15 milyona yaklaşan nüfusuyla, günlük hareketliliğiyle, uluslararası rekabetiyle İstanbul çok daha farklı bir kent. Bu bakıma bizim burada sıradan bir belediyecilik değil, hem yerel diplomasi dediğimiz uluslararası ilişkilerimiz bir taraftan, diğer taraftan kent ihtiyaçlarını karşılamak, bir taraftan tabii ki kentin Türkiye üzerindeki sorumluluğu olan ekonomik gücünü de kullanma anlamında bir sorumluluk taşıyoruz. Her gün yoğun ve ciddi bir programlar var. Günlük program, günlük saatlerimiz oldukça yoğun geçmekte. Evet, Sayın Başkan, aslında programımızın ismi Yerel Gündem. Yerel konuları tartışıyoruz ama yerelin gündeminde de bugünlerde Cumhurbaşkanlığı seçim var biliyorsunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti tarafından aday gösterildi ve siz Ankara'daydınız. Yanlış bilmiyorsam yaklaşık 41 yıldır bir yolculuğunuz var Sayın Tayyip Erdoğan'la. Bu yolda berabersiniz. Ne hissettiniz dün? 40 yılı aşkındır. Yani yerel gündem diyorsak Sayın Başbakanımızın bir yerel yönetici olarak belediye başkanlığından gelmesiyle belki ilinti de kurabiliriz, öyle düşünebiliriz. İstanbul Belediye Başkanlığı 94'te başlayan ve gerçekten Türkiye'de bir yerel yönetim anlayışını yeniden hissettiren ve kentin ciddi sorunlarına büyük çözümler getirerek bir vizyon ortaya koyan bir liderimiz bizim partimizin genel başkanı ve başbakanımız. Türkiye'deki hükümet döneminde 12 yılı aşkın bir süre zarfında da gerçekten ciddi mesafeler aldı ve başarılara ekonomik açıdan olsun birileri beğenmese de, doğru görmese de veya tasdik etmek istemese de bu bir gerçek. Çünkü yurt dışı seyahatlerimizden bu devamlı bu övgüleri almaktayız Türkiye'nin gelişimiyle ilgili. Tabii bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası. Sizler, bizler hepimiz buna tanıklık ediyoruz. Yani Türkiye demokratikleşmede önemli bir adım atıyor. Cumhuriyet'in 91. yılında halkın seçimiyle bir cumhurbaşkanı göreve gelecek. Yani vesayetin kalktığı, Çankaya'ya milli iradenin yansıdığı bir süreci beraberce yaşayacağız. Bu bakıma tüm siyasi partiler tabii burada bir yarışa, kendi adaylarını göstermeye ve bu konuda bir çalışma içerisine girecekler. Sayın Başbakanımızın çalışkanlığı, başarısı, azmi, gayreti ve iradesi ve dirayetiyle zaten halkımız tarafından beğenilen, sadece Türkiye'de değil yurt dışından da takdir gören bir insan. Partimiz kendisini ki gönüllerimizde öteden beri, benim de geçmişten beri gelen dostluğumdan dolayı her birimizin yakın tanıyanlar olarak da böyle bir görevin de başarıyla yapabileceğini, bu işe layık olduğunu düşünen birileriyiz. Partimiz de bunu öngördü ve dün de bunun ilanını 77 milyon birlikte yaşadık ve herkes ekranları başında olanlar da takip ettiler. Mükemmel bir konuşma yaptı ve gayet güzel bir başlangıç diye söyleyeceğim bir çalışma içine girdik partiler olarak. Tabii burada şunu söyleyebilirim. Sayın Başbakanımızın birlikte olduğumuz yıllardaki tanıdığım Sayın Başbakanımız ki 18 yaş, 17 yaşlarından itibaren kendisini biliyorum, tanıyorum. Azimli, gayretli, hedeflerini doğru koyan, hedeflerin arkasına ne pahasına olursa olsun giden ve ülkesini çok seven, insanları seven, merhamet duyguları çok oldukça yüksek bir insan olarak bildiğim Sayın Başbakanımız çalışkanlığıyla Cumhurbaşkanlığında da ülkemizi bir devlet başkanı olarak tanıtacak, daha aktif rol oynayacak, milletler topluluğunda da çok daha farklı bir yere taşıyacağına inanıyorum. Başarı diliyorum. İnanıyorum ki tüm yurttaşlarımız ve mevcut adaylar içerisinde bir değerlendirme yaptığında Sayın Başbakanımızın bu konudaki başarılı olacağını açık ara gördüklere inanıyorum ve böyle bir sonucunda Türkiye'nin geleceğine bir farklı yeni bir yansıma olacağını ve vesayetin kaldırılmış, vesayet duygusundan arınmış bir Türkiye'de
daha demokratikleşmenin önemli somut adımlarını atabilen cesaretli bir cumhurbaşkanı. Cesaretli, çünkü daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin önünde bazı problemler var ulus olarak. Bunlara neşter vurabilecek, adım atabilecek, tavır koyabilecek bir lidere ihtiyaç var. Bunu da Sayın Başbakan'ı başarır. Evet, Ramazan ayındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deyince özellikle Ramazan ayında düzenlediğiniz etkinlikler çok fazla oluyor ve bu sene de Yenikapı ve Maltepe'de katıldı bu etkinliklere. Tabii bu görülen yoğun ilgiden de olabilir. Nasıl gidiyor Sayın Başkan bu etkinlikler, bu coşku? Tabii Ramazan-ı Şerif'in kendine has bir yapısı ve özelliği var. Paylaşma, hoşgörü, bir ötekinin farkında olmak, insanlık değerlerinin ön plana çıktığı bir mübarek, bizim inancımızın en farklı bakışı, değerlendirdiğimiz bakışı olan bir ayımız bu bizim için, Müslümanlar için. Tabii İstanbul'da Ramazan-ı Şerif çok daha farklı. Benim için hele mevsiminde müsait olması sebebiyle insanlarımız sokaklarda, caddelerde, meydanlarda iftarlarını yapabiliyorlar. Yerel yönetimler olarak bizler, bütün belediyeler bu konuda fırsat verebiliyor. Özellikle STK'lar da bu konuda gayret gösteriyor. İş adamlarımız gayret gösteriyor. Tabii şu, bir ötekinin farkında olmak diye bahsettim. İşte bu Ramazan-ı Şerif'in getirdiği heyecanla insanlar sokakta buluşarak, bir araya gelerek bu toplumun bireyleri olduğunu, 15 milyon, 14 milyon ailenin fertleri olduğunu hissetmesi, hele bu duygusal bir manevi iklim ve atmosferin de getirdiği bir farklı bakışla bir sıcaklığın da ortaya çıktığına inanıyorum. Biz de belediye olarak insanlarımızın, İstanbulluların burada gayet güzel bir Ramazan-ı Şerif geçirmelerini, İstanbul'a dışarıdan gelen ziyaretler için inanç turizmi diye değerlendirdiğimiz, yurt dışından da gelenler dahil olmak üzere keyifli bir Ramazan geçirmelerini arzu etmekteyiz. Bunun için birçok alanlarda ve 5 büyük noktada da bu aktiviteleri ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi zaten geleneksel hale getirdiğimiz Sultanahmet Meydanı. Orada bizim Arasta tarzında, geleneksel Osmanlı tarzında asırlık tatlar ve sanatlar şeklinde açtığımız, el ürünlerinin ağırlıklı olduğu bir çarşımız var ki turistler ciddi ilgi gösteriyorlar. Orada imalatlar, orada sanatlar icra ediliyor. Ve Sultanahmet'in zaten manevi atmosferi bulunduğu konum itibariyle bir farklı. Diğer taraftan Eyüp Sultan zaten konuşmak gerekmez diye düşünüyorum. Çünkü oradaki bizim manevi kentimizin bekçisi olarak değerlendirdiğimiz Ebu Ayyübeyler'in İnsarı Hazretleri'nin bulunması, Feshane ve çevresindeki etkinliklerde zaten çok yoğun geçmekte. Buna biz ilaveten özellikle Yenikapı'yı bu sene çok daha farklı bir konseptle taşıdık. Yenikapı burada halkımızın geldiği, buluştuğu, aktivitelerin oluştuğu, yine bizim Ramazan-ı Şerif geleneklerine, ambiyansına uygun bir takım aktivitelerin olduğu bir merkez haline getirdik. Ve ilgi de görüyor. Büyük iftarlarımızı orada yapacağız. Belediyemizin özellikle protokol iftarını da orada yapmak istiyoruz. Yeni bir alan kazandık tabii. Diğer taraftan Maltepe'de bizim çok önemli bir dolgu alanı olarak yaptığımız merkez var. Orada da aynı şekilde bir değerleme yaptık. Orası da dolup taşıyor. Hele hafta sonları zaten iğne atsanız adeta yere düşmez diyeceğimiz şekilde. Beyazıt'ta geleneksel bir kitap fuarı var. Kitaplarla, daha çok dini kitaplar başta olmak üzere insanlarımız buluşuyor. Zaten orada Sahaflar Çarşısı ve bölge buna müsait, üniversitemiz orada müsait. Böyle bir ortama da uygun görüldü. Bu bizim kentte merkezler olarak oluşturduğumuz, ama bunun yanı sıra tabii ulaşımlarımız sabahlara kadar hizmet veriyor. Görevlilerimiz sabahlara kadar insanlarımıza hizmet veriyor. İlçe belediyeleri bölgelerinde birkaç binlik olmak üzere mahalle mahalle iftarlar yapıyor. Bizler de büyükşehir olarak mahallelerde halkı sokakta buluşturuyoruz. Ailesiyle, çocuklarıyla aynı masa etrafında. Belki bir arka sokaktaki insanın da katıldığı, aynı apartmanda olduğu halde çok sık görüşemeyen insanlar dahi oradaki o keyfi tadıyor. Gittiğimiz o iftarlarda gerçekten o hazın, o tadın bir başka olduğunu orada görmekteyiz. Bu bir sosyal mütabakat anlamında değerlendirmek lazım. Bir hoşgörü ortamı oluşmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi baktığınız zaman aslında her alanda var Sayın Başkan. Evet. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 şirketiniz girdi.
Yani ekonomik anlamda yapacağımız yatırımlar bundan sonra yani ekonomiyi de bir şekilde yönlendiriyor da diyebiliriz. Neler var önümüzde? Tabii yani hamdolsun şunu tabii gururla ifade edeceğim. Sayın Başbakanımızın belediye başkanı olduğu dönemde çek karnesi alamayan belediye, maaş ödeyemediği için çöpleri toplanamayan bir İstanbul'dan şu anda bu yıl için 8,5 katrilyon yatırım yapan bir belediye haline geldik. Bir devlet gibi hamdolsun. Kaynakları doğru kullandık, hizmete dönüştürdük ve devasa işte burada sergilenen işlerin ki İstanbul'ları ben davet ediyorum gelip görsünler mutlaka gelmeye lazım. Bunları başardık. Tabii bahsettiğiniz gibi bu şirketlerimizin de içinde bulunduğu Türkiye'de değerlendirilen şirketler arasında bizim de olmamız zaten büyük devasa şirketlerimizin varlığı küçümsenmemesi gereken ve başarının öyküsü olarak görmesi gereken hizmettir. Biz demek ki ekonomide üretiyoruz, ekonomiye katkı sunuyoruz, istihdam oluşturuyoruz. Bunu da bir noktaya değerlendirmek lazım. Ciddi anlamda bu iş yerlerinde bir de istihdam oluşturuyoruz. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz demektir. Evet. Şimdi İstanbul deyince ben de İstanbul'da yaşayan biri olarak söylüyorum Sayın Başkan. İlk başta herkesin aklına başka şehirlerden de İstanbul'la ilgili ulaşım geliyor. Siz de ulaşımla ilgili birçok projeniz oldu. Ben de burada yaşayan biri olarak çoğu zaman toplu taşımayı çok kullanıyorum ve çok keyifli ve hızlı ulaşıyorum gideceğim yere. Böyle yakında var mı bir şeyler, yeni bir proje duyabilir miyiz? Hiç durmadık ki biz. Devamlı ulaşım var. Evet. Bizim zaten bütçemizin, yatırımımızın büyük bir bölümü ulaşımla ilgili. Yani bütçemizin %50, yatırım bütçemizin %55'i ulaşımla ilgili. Metrolar zaten bizim en öncelikli yatırımımız. Dünyada hep iddiayla net olarak söylüyorum. Metro yapan başka belediye yok. Devlet yapar bunları. Biz belediyenin imkanlarını kanalize edip metro yapıyoruz. Büyük bir iş. Ulaşımla işte metrobüsten tutunuz da, otobüsten yenilenmesinden tutunuz da, kavşaklara kadar her alanda çalışmaları yaptık. Yeni tabii ilave metrolarımız var. İnşaatlar devam ediyor. Diliyorum ve arzu ediyorum. Hedefim de o. Ki benim dönemimin artık sonu, başkanlığımın sonu diye değerlendirdim. 2019'a geldiğimizde İstanbul'da çok daha keyifli bir erişim imkanı sağlanan bir kent haline gelecek. Biraz önce, sizden önce bir görüşmem vardı. Gelenler arasından bir bayan, hanımefendi metroyu çok çok kullandığından bahsetti. Ve çok kendisi için çok önemli bir ulaşım aksı. Hatta diyor geçmişte ben yaşadığım sıkıntıları diyor minibüslerle o akslardaki sıkıntıları hatırlamak da istemiyorum diyor. Tabii ki zorlukları var. Büyük bir şehir ama ulaşımla ilgili yatırımlar sürecek, devam edecek. Ve İstanbulluları ulaşımını biraz daha rahatlatacağız. Bugün yine bir iş adamı gelenlerden bir tanesi bahsetti. Yurt dışında olduklarını, şehrin ismini söylemeyeceğim. Söyleyeyim, Berlin'de diyor, iş adamları vardı, beraberdik diyor. O kadar sıkıntı var ki diyor. Yani trafik, hatta onlara dedim ki bakın biz İstanbul'dan yüksünüyoruz. Serzenişte bulunuyoruz, buraya bakınız dedim diyor. Dünyayı bilen birisiyim, dünya belediyeleriyle temas eden birisiyim. Bu bakıma İstanbul diğer belediyelerle mukayese ettiğimiz zaman kent olarak çok kötü değil. Ama daha yapacak çok işimiz var. Evet. Sayın Başkan'la sevgili izleyiciler, Sayın Başkan'la ilk karşılaştığımızda çekim başlamadan nasılsın Sayın Başkanım dedim, İstanbul gideyim dedi. Programın başında da öyle söylediniz. Çok seviyorsunuz İstanbul'u, bir İstanbul aşığısınız ve İstanbul sizi çok seviyor. Yeniden seçiliyorsunuz İstanbul'da. İstanbullulara son mesajınız ne olur? Program süremizin de artık sonuna yaklaşıyoruz. Ben İstanbulluların bana olan güven duygusuna teşekkür ediyorum. Tekrar yetki verdiler ve hizmet veriyorum. Tabii bu kentte bu yaşa kadar gelmiş birisi olarak, 1 milyon nüfusun altındayken yaşamış birisi olarak ve bu kentte birçok hatıraları ve yaşamı olan birisi olarak tabii ki bu kente hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Ve gelecek çok daha farklı olacak. Ben şimdiden tekrar Ramazan'ın şeriflerini İstanbulluların ve tüm İslam aleminin kutlarken bayramları da tebrik ediyorum. Evet. Sizin vasıtanızla. Biz çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız. Birkaç dakikamız daha var aslında. Şimdi kesmeyelim Sayın Başkan. Hazır sizi yakalamışken çünkü çok yoğunsunuz. Tekrar bu Ramazan etkinliklerine dönelim. Biraz hani İstanbullulara onlardan bahsedelim. Bu arada başka neler yapabilirler Ramazan etkinliklerinde? Tabii Ramazan Şerif'in arkasında bayram tabi gelecek. Bayramla ilgili hazırlıklarımız var. İşte otobüslerle toplu taşımla erişim konusunda fırsat veriyoruz. Ama bayramda bizim özellikle kentin
hava şartları ve müsait olması sebebiyle, tatil olması sebebiyle İstanbul'un her tarafında yaşanabilir hale geldi. Alışveriş merkezlerinden tutunuzda İstanbul'un birçok noktasına erişim, kent içi erişimi, tatil merasimi biraz daha rahat tabii ki, onu da söyleyebiliriz. Ramazan Şerif iftarları yoğun bir şekilde program dahilinde geçiyor. STK'ların davetleri var, iş adamların davetleri var, belediyelerin davetleri var. Meydanlarda, parklarda, statlarda da iftarlar yapılıyor. Bir coşku olarak yaşanmakta. Ama İstanbul'a benim tavsiyem, mutlaka Sultanahmet'te bahsettiğim bu Aras'ta dediğim çarşıyı görsünler. Orada keyfi alsınlar. Mia Türk'e gelip Mia Türk'ün yanındaki bu çadıra mutlaka girsinler. Yani İstanbullular adına yapmış olduğumuz yatırımları burada bu çadırda görsünler. Buraya biraz vakit ayırsınlar. Gayet serin bir ortam, sıcak değil. Çok güzel. Bu arada buraya girdikten sonra hakikaten sevgili izleyiciler, nereye bakacağınızı, ne okuyacağınızı şaşırıyorsunuz. Şimdi ben hep şeyi düşünüyorum. Siz gelmeden önce aslında onu merak ettim Sayın Başkan. Seçim çalışmaları, tabii seçim çalışmaları yaparken siz artık insan İstanbulluların çok iyi tanıdığı bir isim olduğunuz için seçim çalışmaları değil de bir yandan görevinizi sürdürürken bir yandan onların sorunlarını dinliyorsunuz. Her zamanki göreviniz aslında yaptığınız şeyler. Özellikle seçimden önce sizden böyle çok yoğun olarak beklenen bir şey var mıydı seçim sonrasında? Ya yani ben şunu gördüm açıkçası, bize karşı olan, şahsıma karşı olan büyük bir güven duygusu var. Hatta hiç unutmuyorum, bir iş adamları toplantısındayız. Daha önce bir farklı siyasi partinin mensubu olan ve aktif olan birisi kalktı, dedi ki Sayın Başkan hiç kendinizi anlatmayın, biz sizi biliyoruz. Size güveniyoruz ve siz zaten proje adamısınız dedi. Yani bu güven duygusuna layık olmak, sevilmek, Kadir abi denmesi bambaşka bir şey tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yolunuzun arasında. Teşekkürler sevgili izleyiciler. Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'tı. Tekrar görüşünceye kadar efendim hoşça kalın. Gecenin henüz sabahı.